Emekli Kor General Erdoğan Karakuş telefon hattımızda. Sayın Karakuş, iyi günler diliyoruz. Efendim, iyi günler. Evet, Saygı Öztürk gündeme getirdi. Aslında bu uzun süredir de konuşulan bir ayrıntı. Komando olamaz raporlarının artması, askeriyenin planını bozduğunu ve bu durumunda en çok da terörle mücadeleyi etkilediğinin de altını çizdi. Yine Saygı Öztürk de siz de aslında buna vurgu yapıyorsunuz bir anlamda. Rakamlar da var. Buyurunuz, görüşlerinizi alalım sizin de. Şimdi olay gayet açık. Bu kanun hükmünde kararnameler Türkiye'nin savunma gücünü adeta ortadan kaldırmıştır. Bunu hep söylemek istiyoruz ve söylüyoruz. Bu kanun hükmündeki kararnameler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, efendim, ülkeyi savunmada sıkıntılara sokmaktadır. Hı hı. Bunun yanı sıra bakın bundan çok daha önemlisi, efendim, silahlı kuvvetlerin siyaseti destekleme gücünün azalması. Bugün Türkiye'nin başına en büyük dert budur. Yani efendim, silahlı kuvvetlerin güçsüzlüğünü hissetmiş olan devletler siyasetlerini ona göre ayarlamakta, Türkiye'yi müşkül duruma sokacak ortamı yaratmaktadırlar. Türkiye zaten Suriye ve Irak'ta çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır ve işte Rakka'ya yapılacak olan harekattan tamamen sarf-ı nazar konumuna gelmiştir. Aynı zamanda daha önceki dönemde de Musul'la ilgili olayda da efendim, Türkiye'nin bir kenara atıldığı görülmektedir. O nedenle en önemli konu budur. Türkiye'nin efendim, siyasetini silahlı kuvvetler destekleyemez noktadadır diye bunu dış güçler değerlendirmektedir. Şimdi eğer bu askeri hastaneler devredilmemiş olsaydı Sağlık Bakanlığı'na, en azından bu olay Savunma Bakanlığı'nın içinde kalsaydı dışarıya yansıması çok daha az olurdu ve tedbir alınabilirdi. Bu bile yapılmadı. Yani askeri hastaneler kapatılırken hiç alakası olmayan bir bakanlığa aktarıldı. Sonucu da işte bunlar bu şekilde değerlendiriliyor. Bu tabii ki içerideki terörle mücadeleyi etkilediği gibi aynı zamanda Türk efendim, hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin dışarıdaki gücünü de etkiliyor ve hiçbir şekilde Türkiye'nin istekleri yerine gelmiyor artık, diğer ülkeler tarafından getirilmiyor. Şimdi en büyük amaç da Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmek. Katar olayı da bu. Yani eğer biz bu kanun üstündeki kararnamelerden dönmez isek ve bunu düzeltmek isek, efendim, Türkiye'nin siyaseti efendim, silahlı kuvvetler tarafından desteklenmez ise, o zaman Türkiye büyük bir savaşın içine girebilir. Ben bunu özellikle basarak söylüyorum. Bu derhal düzeltilmesi gereken kanun hükmündeki kararnameler derhal düzeltilmesi gereken hususlardır. Ve zaman kaybı Türkiye'nin efendim, zorlu günlere gitmesine neden olacaktır. Evet. Şimdi Sayın Karakuş, bazı veriler de var tabii, elde edilen veriler. Yine Saygı Öztürk de belirtmişti. Son dönemde sınıf değişikliği raporlarında %1300 artışın olduğu. Yani bu çok ciddi bir rakam tabii. Evet, %1300. Komando yani, olamaz raporlarında %6000. Uzun süreli istirahat raporlarında ise %1300 artış yaşandı. Evet. Bu zaten durumun ne boyutta olduğunu gösteriyor bu verilerde. Yani Sayın Başbakan da şunu söylüyor. Diyor ki bedelli askerlikle ilgili bir görüşümüz yok, şu anda gündemde değil diyor. Yani evet, zaten bedelli askerin bile kalmayacak yakında senin. Yani bu işte komando o zaman %6000 artar ise yakın bir zamanda zaten senin bedelli askerlik yapmak isteyen adamın bile kalmayacak. Yani düşünebiliyor musunuz vehameti ve ortamın ne kadar sıkıntılı olduğunu? Bugün işte onu açıklıkla söylüyorum. Bu kanun hükmündeki kararnameler
efendim silahlı kuvvetlerin gücünü evet. zayıflatmıştır. Bunu bakın böyle söylemek insanın tabii ki gücüne gidiyor. Bunu gerçek söylüyorum, gücüne gidiyor. Ama durum ortada. Bu böyle bir ortamda ondan sonra tabii ki dış güçler de bunun değerlendirmesini yapacak. Ve efendim senin iktidarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin, hükümetinin kararlarıyla ilgili hiçbir kıymeti olmayan noktaya sizi taşıyacak. Evet. Bu üzücü taraf bu. Hı hı. Ve bizi de yavaş yavaş İran'la savaşmaya götürüyorlar. Hı hı. Bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tekrar eski gücüne kavuşturulması için kanun hükmündeki kararnamelerin derhal efendim kaldırılması, değerlendirmenin derhal yeniden yapılması gerekliliğini evet. bu olay evet. zaten ortaya koyuyor. Hı hı. Yani kışlaya siyaset girmesin derken işte bunlar da içine dahil oluyor bir taraftan. Elbette efendim hı hı. zaten şu anda bizimle ilgili olarak Kıbrıs için de uğraşıyorlar. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmayı bu fırsattan istifade Türk Silahlı Kuvvetleri zayıfladığı için hı hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmayı akabinde de oradaki efendim vatandaşlarımızı ve Kuzey Kıbrıslı Türkleri efendim yok etmek için yeni bir planları var. O yok etme planı da efendim terörle yok etmek. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kaldırılacak. Akabinde de PKK-PYD oraya sürülecek. Evet. Efendim işte teröre mani olamıyoruz. Kusura bakmasın hı-hı. Türkler diyecekler ve o Kıbrıslı Türklerimizi hı-hı. terörle karşı karşıya bırakacaklar. Bunun üzerine çalışıyorlar şu anda. O nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin derhal toparlanması ve bunun üzerine Türk hı-hı. siyasetini, Türkiye'nin gücünün siyasetini destekler noktaya gelmesi gerekiyor. Evet. Şimdi herkes söyler ki efendim işte iktisadi tabii güç çok önemli, diğer güçler çok önemli, her güç önemli. Ona hiç şüphe yok. Ama efendim bunun yanı sıra eğer sizin silahlı kuvvetleriniz güçlü değilse, diğerlerini destekleme olayı söz konusu değilse hı hı. sizin hiçbir kıymetiniz olmaz. Kuzey Kore'yi hı. alıyorum hele. Kuzey Kore bugün iktisadi olarak güçlü mü? Dünyanın efendim 200 devletinin içerisinde 179. sırada mı ne? Yani bakınız hı. ne kadar iktisaden güçsüz. Ama niçin efendim Kuzey Kore bir füze atıyor, vay attı. Yok efendim işte bilmem bir şey patlatıyor, vay Kuzey Kore şunu yaptı, bunu yaptı. Kuzey Kore ile ne dertleri var? İşte olay burada. Evet, evet, Kuzey peki. Kore'nin hı hı. efendim bütün iktisadi gücü, diğer güçleri zayıf olmasına rağmen siyasetini destekleyen silahlı gücü hı hı. var. Hı hı. Yani atom bombası var, nükleer silahı var. Efendim uzun menzilli Amerika Birleşik Devletleri'nin efendim batı sahillerini vuracak evet. nükleer füzesi var. Hı hı. Olay bu kadar basit. Evet. Yani siyasetini destekleyecek bir silahlı kuvvetlere hı hı. sahip olması efendim ülkenin mutlaka yaşaması için ve menfaatlerini koruyabilmesi için gereklidir. Evet. O nedenle tekrar ediyorum. Bu kanun hükmündeki kararnameler en kısa zamanda kaldırılmalı hı hı. ve Türkiye Cumhuriyeti daha güçlü bir silahlı kuvvetlere ulaşmalıdır. Peki. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.